Merhaba. Merhaba Gürkan. Merhaba. Neydi abi onun adı? Priscilla. Naciye koydum ama pek bakmıyorum. Evet. Ben geçen de şey gördüm. Booking.com'un Amsterdam'da yeni bir headquarter'ını inşa ediyorlar ama bayağı bir kampüs yani. Dolayısıyla hani tabii paraları bol şey, tabii. Para da bol dur yani herhalde gözüken o ki. Ama şunu düşün tabii hani biz işte daha önceki işte dotcom'ların bazı büyüklerinin işte böyle bir headquarter'larına alışırız. Ama hani şimdi bu daha yapım aşamasında 2023'te vesaire hani açılacak. Demek ki hala ofis kavramı hayatımızda var. Evet, olmalı mı olacak mı hani evet. Kısmını açıkçası biraz düşündürttü. Hani pandemi geçti bilmem ne de evet. Konuşuldu bilmem. Evet. Çok enteresan bir konu. Çünkü mesela bu metropollerdeki fiyatlar, kiralar falan inanılmaz aldı başını gitti ve pandemiden öncekinden de kötü oldu. Mesela New York'ta ortalama kiralar 3500 dolar olmuş şu anda. İnanılmaz. Bir videolar izledim, şeyler dudağım uçukladı. Londra benzer. Yani kiralar inanılmaz arttı. Bu metro yani ve burada yaşamak da zorlaştı. Ofis kiraları bilmem neler her şey arttı yani. Ve herkes akın ediyor yine bu şehir merkezine. Eski tas eski hamam devam ediyor gibiyiz yani bir açıdan. Bazı şeyler bir açıdan tamam remote online evet ama bir açıdan da artık insanlar seyahat etmek istiyorlar. Büyük şehirlere geri dönmek istiyorlar. Bütün bunların getirdiği inanılmaz bir maliyet var. Çıldırmış durumda yani. İstanbul da öyle çıldırmış durumda. Yani doğru. Şeyde bütün büyük metropoller de çıldırmış durumda yani. Yani aynen öyle. Pandemi öncesinden bile beter. Bu kiralar, şunlar, bunlar, artışlar korkunç yani. Peki yani pandemiyle beraber şey bu kadar şey remote çalışma konusu çok fazla böyle gündemi işgal etti. İstediğimiz yerden çalışabilecektik. Güya işte bu bizim hem istediğimiz hayat hem de işte mekandan bağımsız birçok... Yalan bunlar. Ne oldu da mesela bu adamlar işte koca bir kampüs inşa ediyorlar ve bir şeyleri yapmak için bir amaçları var herhalde. Tabii canım. Sence ne? Bu adamlar ne yapmak istiyor? Yani bu... büyük yatırım, uzun vadeli yatırım düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Büyüme planları da çoktur muhtemelen. Dolayısıyla onları bir şey gibi Google Campus gibi böyle ses getirecek bir şey yapmak istiyorlar demek ki. Yani geldik mi gene bu şeye? Location'a. Ya bunlar değişme mi direniyor o zaman? Emlakçılar gene işe. Kaymağını yiyen gene emlakçılar olmadı. Gene para nerede abi? Emlakta. Arsada. Süper kupon arazide. Olay gene geldi dayandı ranta dayandı yani. Bu mudur yani? Bu mu? Kesinlikle. Yani bu hiçbir zaman bence evet kaybolmayacak. Yani lokasyon her zaman çok değerli olacak. Bu emlakta da her zaman büyük para var. Bunlar hiç zaman değişmeyecek. Toprağa yatırım yapıyor. Kesinlikle yapacaksan yatırım. Baba toprağa yatırım yapacaksın, alacaksın artık. Baba kaçırmayacaksın. Bak bu emlak alabiliyorsun. Ya biz ne sorduk nerelere gittik Allah aşkına. Baba alacaksın emlak. Bak çoluğuna çocuğuna bakırsın baba. Alacaksın emlak varsa alacaksın. Bir koyarsın yarın gün yüz alırsın. Ya baba emlaktaki para gitmez. Yani bak sağlam değer mülk kaybetmez. Yani. Sağlam mülk o. Senin mülkün tamam mı? O şey falan bu hani metaverse falan. Yani hikaye. Sen fiziksel binaya yatır. Kahve muhabbeti yapıyorum bak sana. Ay güzel oldu ya. Ya sen bunları duymak istemiyordun muhtemelen ama ben içimden bunları güzel oldu valla. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.